Kuzey Avrupa 8. yüzyıl Frizyeliler Ren Nehri'nin yukarısında Frankların egemen olduğu nehirlerin ötesinde yaşamaktadır. Franklar Roma İmparatorluğu'nun yapamadığını yapmak niyetindedir. Kuzey Avrupa'nın tamamını fethetmek, dinsizlere boyun eğdirmek için yeni silah kullanırlar. Hristiyanlık yeni hedefleri Frizya Kralı Aldegisil'in yönettiği bölgedir. Dorstadt. Çocuklarım ve torunlarım açlıktan ölüyor. Halkım Freya'nın topraklarımızı verimsiz kıldığını düşünmeye başladı. Ve benim de lanetli olduğum. O yüzden iki kat kurban sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Nedir bu? Üst üste 4 yıl başarısız mahsul. Sen de başarısız mahsulsün. Git başımdan. Sen de kişi olmalıydın. Eğer kendi kabilenizden kızlar sunmak istiyorsanız bizim için hiç fark etmez. Sizin kabile daha büyük ve güçlü. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bütün bu telaş ne için? Geçmiş yıllarda kabilelerimiz refah ve bolluk içinde yaşadı. Ne demek istiyorsun? Önümüzdeki yıllarda daha kötü olacağını mı söylüyorsun? Freya verir ve alır. Bazen iyi bir hasat ve bazen de kötü. Onun bir döngüsü var ve bu döngüyü değiştiremeyiz. Şiddetli met kabilemi önümüzdeki yıllarda aç bırakacak bir şeyler yapmalıyız. Evet doğru. Senin için söylemesi kolay olur. Kızın yok çünkü. Öz kız kardeşim kurban edildi. Ama görünüşe bakılırsa bu hiç kimseyi rahatsız etmemiş. Bu her zaman böyle oldu. Atalarımız da böyle yaptı. Doğru evet. Gelenek böyle. Ve senin baban da böyle yaptı. Evet haklı. Haklı. Bunu gerçekten düşündüğünü söyleme. Dinliyorum. Sadece yapmamalarını söylemen yeter. Reddet bir şey mi söylemek istiyorum? Başka kimse söylemeyecekse. Anlaşılan bazıları daha fazla mahsul için kızdan ateş atmaktan zevk alıyor. Enerjimizi yeni tümsekler yapmaya harcayabiliriz. Bu hiç de güven verici değil. Çünkü anladığım kadarıyla kardeşimin varisi halkının geleneklerine inanmıyor. O geleneklerden biri de herkesin istediğini söyleyebilmesidir. İstersen soyumuzu Lord'a tartışmayalım Ebert. Bu seninle ilgili değil. Benimle de ilgili değil. Bu halkımızla ilgili. Halkımızın çıkarlarıyla ilgili. Özgür halka zorla hiçbir şey yaptırmam. Ritüele katılmak isteyen herkes bunu
Yapmakta serbesttir. Özgür irade. Tekrarlıyorum. Özgür irade. Rems. Silahları kaldır. Siz Frank misiniz? Ha? Hepiniz dua etmek yerine daha çok çalışın. Redbet. Hey. Ne yapıyorsun? Redbet yapma. Seni seviyorum. Evet. Sen al gidiyorsun oğlum. Benim gibi bir kızla evlenmene izin vermezler. Hayır. Ne ismim var ne ünvanım. Hayır, seni buradan götüreceğim. Ya sonra? Nasıl bir geleceğimiz olacak? Bilinmeyen bir yere mi kaçmak istiyorsun? Senin yerin burası. Benim yerim de öyle. Hayır. Ne yapacağıma kendim karar veririm. Seni buna zorlayamazlar. Kimsenin beni zorladığı yok. Bu ailem için bir onurdur. Hayır. Saçmalık bu. Mehmet. Mehmet. Üzgünüm. Her geç onu bırakman gerekecekti. Mehmet. Bu fedakarlıkları yapmak zorundayız. O halde ben de gideyim. Sen bir kral kızısın. Halkın için birçok fedakarlık yapacaksın. Biz böyleyiz oğlum. Senin de olmanı istiyorum. Böyle olmak istemiyorum. Göklerin ve yeryüzünün anası. Ateşin ve suyun anası, pınarların ve ağaçların anası, hayvanların ve mahsulün anası, atalarımızın ve çocuklarımızın anası. Anamız, yol göster bana. Anamız, hisset beni. Anamız, gör beni. Anamız, duy beni! Kader kararını verdi. (Gülüyor)
kabullenmek zorundasın. Ne yapıyorsun sen? Hayır, onu sana ben sormalıyım. Halkımı düşünmek zorundayım oğlum. Sense sadece o kızı düşünüyorsun. O en iyi arkadaşının kızı. Mesele sadece bir kızla ilgili değil. Sen benim oğlumsun. Ve Algidis yılın oğlunun hareketlerini belirleyen kendi çıkarları değildir. Korku da değildir. Cesaretim olmadığını düşünüyorsun. Halkımı yönetecek cesaretim olmadığını düşünüyorsun. İnsanlar korkuyor. Ve bir hasat daha kötü çıkarsa insanlar ölecek. Bunu göz önünde bulundurmam gerekiyor. Liderleri olmak istiyorsan sen de aynını yaparsın. Ik geloof in onze eigen kracht en de liefde voor elkaar. Dat is het enige waarvan ik weet dat het bestaat. Nee. Wij hebben nou eenmaal onze gebruik. Soms moet je de gebruik veranderen. Ah ja, ja. Alles overboord gooien. Alles wat een volk wint overboord gooien. Zijn tradities, zijn gewoontes gebruiken. Buna saygı duymuyorsan lider olmayı hak etmiyorsundur. Korkularıyla başa çıkmak için barbarca ritüelleri bel bağlamış bir halkın lideri olmak istemiyorum. İstediğin gibi bir lider olman için sana şans vermiştim. Babam da benim için öyle yaptı. Ve öldüğünde onunla bir kez daha konuşmak için her şeyimi verirdim. Sırf bana anlatsın diye. Bu kraliyet pelerinini giymenin getireceği yalnızlığı. Ve bu kraliyet broşunu. Dinle. Babanın sana söylediklerine kulak ver. Barbarlar er geç yaşlanır. Artık onların zamanı geçmiştir. Onunla acı duymayacaksın. Belki de. Bugün hepimiz ölecek miyiz? Muhtemelen. Ama ölümden korkmuyorum ben. Siz de korkmayın. Çünkü emin olduğum bir şey var. Bu bizim toprağımız ve bizim suyumuz. Bizim şehrimiz ve toprağımız. Ben özgür bir adamım. Siz de özgür bir halksınız. Dizlerimin üstünde ölmeyeceğim ben. Çünkü o şekilde yaşamadım. Ama kibrimize de yenik düşmeyeceğiz tabii. Daha sonra kaldırmak için şimdi geri çekileceğiz.
Boynuzu çal! Geri çekilin! Hayır! Ejnaldun bölgesi. Buna uzun ev diyorlar baba. Bir uzun ev. Nasıl gidiyor? Sadece küçük isyanlar var. Merkezi liderlik yok. Liderlik yok. Ama barbarlar nasıldır bilirsin. Topraklarını alabilirsin. Ama iradelerini kırmamız gerekiyor. Baba. Bunlar Psikopos Willibord ve öğrencisi Bonifacius. Gelin. Papa'dan yetki almışlar. Güzel değil mi? Bu ümit veren bir işaret lordum. Evet. Bu barbarların anlamadığı şey itaatkarlık, alçak gönüllülük, İsa'ya olan inancımızın temelleri. Onlara öğreteceksin. At gibi uysallaştıracaksın. Lordum. Evet. Ve sen? Evet lordum. Dikkatli olmalısın. Bunlar vahşi hayvanlardır. Ah!
ışık. Tanrı'dan gelen taht. Lordum. Biz ne oldun böyleyse? Doreskad'ı kaybettik. Dev Franklar artık Ren nehrine, ticaretimize, bölgelerimize tamamen hakim oldular. Peki kimin suçu bu? Alda Gilson'ın suçu. Başımızda o vardı. Alda Gilson liderliğinde tanrılar bizi yıllarca bolluk içinde yaşattı. Ama ihanete uğradı. Franklar tarafından. Kardeşim büyük bir liderdi. Ama Redbeard... Ne olmuş ona? Düşüncesizce davranmasaydı Alda Gilson öldürülmeyecekti. Kendi babasına karşı isyan etti. Emirlerine karşı geldi. Peki ne için? Bir kız için. Geleneklerine ve kültürüne saygı duymazsan sonunda olacağı budur işte. Senden bahsediyorlar. Ve şimdi Odin de bizi terk etti. Kendi savunma hakkın var. Belki Odin Redbeard'in kralımız olmasını istiyordur. Buna karşı mı çıkacaksınız? Buna kader karar versin. Evet, kaderi karar. Kadere bırakalım. Her şefin işi kaderin kararına bırakmaya hakkı vardır. Albert, ne yapıyorsun sen? O senin öz yeğenin. Kimse Redbeard'i benim kadar sevemez. Ama içimize kötülüğü Redbeard getirdiyse, o aramızda olduğu sürece beladan kurtulamayız. İçeri gitmek zorundasın. Kendini savunmak zorundasın. Redbeard, dinle onu. Kral olmak mı istiyoruz? Ben mi? Hayır. Çünkü kralları hala kendimiz seçiyoruz. Ve hiç kimse topal bir adamı lider seçmez. O zamanlar küçük kardeşimin kral olmasını kabul etmiştim. Ve kimse ona benim kadar sadık değildi. Ve şimdi senin oğlun Redbeard'in yerini alabilir. Kafamda öyle bir şey yok. Geleneklerimize saygı duyuyorum. Benim suçum. Doğru söylüyorlar. Gel oğlum. Zamanı geldi. Kaderini seç Redbeard. Suçlu. Odin sözünü söyledi.
Bunu yapmak şart mı? Bizim için ne anlama geldiğini biliyorsun. Deniz'in babası. Bu kurbanımızı kabul et. Vakit geldi. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bırak beni. Beni bırakmak zorundasın. Seni her zaman seveceğim. Her zaman. Her zaman. Ataların seni koruyacaktır. Kim olduğunu unutma. Çıkarları değildir. Bir halkı güneşlenen her şeyi yok mu ederim? Geleneklerimizi, ayinlerimizi, adetlerimizi... Buna saygı duymuyorsan lider olmayı hak etmiyorsun. Sen benim oğlumsun. Çünkü Tanrı büyüktür. Tanrı iyidir. İsa'ya kalplerimizde yer vermek istemiyor musunuz? O bu dünyaya bizi kurtarmaya geldi. Hepsi burada yazıyor. Bu kitapta yazılı. Bu kitapta. Bir kitapta mı? Evet, kitapta. Kitap demek. Salak. İstediğiniz nedir? Sonsuza kadar cehennemde yanmak mı istiyorsunuz? Ha? Neden? Bu taştan ben kendi kilisemi inşa edeceğim. Bu taştan kendi kilisemi inşa edeceğim. Rizyeliler, piskopos ne söylüyorsa dinleyin. Yoksa ölürsünüz. Gidin. Heh. Gidelim. Ama Tanrı'nın sözünü şiddetle yayamayız. Buraya barış getirmeye gelmedim. Buraya kılıç getirmeye geldim. Müzik, müzik. Gel buraya, gel.
Yahya demiş ki, şimdilik ılımlılıkla vaftiz ediyorum. Ama peşimden gelenler, benden daha iyi olanlar, benden daha güçlü olanlar, onlar bizi kutsal ruhun ateşiyle vaftiz edecektir. Gerçek Tanrı'nın gücü bizimledir. Kim vaftiz edilmek istiyor? Ben! Gel buraya, gel, 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 gel. Beni baba oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum. Seni baba oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum. Gel buraya, gel, gel. Seni baba oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum. Amin. Danimarka kıyıları. Yanımızda götürelim. Bence bir Saksondur. Belki de Frizyelidir. Hangi kabiledensin? Benidir, birine benzemiyor. Baban kim senin? Gönderin onu buradan. Bu adamın sürgün edildiği çok açık. Parçalara ayırın. Kendi kabilesi bile ölmesini istemiş. Bitirin işini. He? Ben öldürelim derim. Yoksa bize uğursuzluk getirecek. İyi bir nedeni olmadan insanları öldürmeyiz. Ne yapacağız o halde? Ona güvenebilir miyiz? Denizin tanrısı bu adamı sahile sağ salim bıraktı. Ve kızım onu buldu. Bu bir işarettir. Henüz ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama seni evime alacağım. Söz veriyorum. Beni takip et. Beni bile takip. Gidelim hadi. Hadi. Yine bir Frizyeli lider geldi. Belki bu bir dönüm noktasıydı. Tanrı bizden yana. Buna sen de inansaydın güzel olurdu. Baba. Baba. Bir sonraki adımı atmalı ve kuzeye doğru devam etmeliyiz. Hayır.
3 ay sonra. Konuşmuyorsun. Bizden korkuyor. Hadi. Hayır hayır hayır. Bize neler yapabileceğini göster. Hadi koca adam. Çekinme. Hadi. Biraz daha hızlı çalış. Hava çıkmak ister misin? Girelim. Bu adam bizimle geliyor. Hadi hava çıkalım. Dün gece bir rüya gördüm. Sen rüya görür müsün? Her insan rüyalarını düşünmelidir. Rüyamda bir balık gördüm. Aynı balığı gerçek hayatta da gördüm, bir balinaydı. Koca bir hayvan, kendi ağırlığıyla ölüyordu. İzlemesi çok üzücüydü. Ama rüyamdaki balık... O ölmedi. Denizin bütün suyunu çekti ve göz alabildiğince uzanan deniz tabanında bütün balıklar debeleniyordu. Bence bunun bir anlamı var. Ve bence seninle ilgili. Seni sahilde canlı buldum. Neden hala hayatta olduğumu düşündün mü? Her şeyin bir nedeni vardır. Sessiz olan. Bunu bir düşün. Tail.
Sam. For new life. Dinleyin! Bir oğlum oldu! Bir oğlum oldu! Her şey yerli yerinde. Hendrik. Baba oldun. Herkes boynuzları doldursun. Evet. Hadi kutlayalım bunu. Sıradaki sensin. İşte geliyor. Benim güzel kızım. Aferin, aferin. Şuraya bak. Herkes hazır olsun. Hadi çabuk olun. Biz benimle gelin. Açılın açılın. Hadi. Hadi çabuk. Hadi. Açılın açılın. Hadi. İsveçliler görüyor. İsveçliler. Öz annelerinin evini bile yağmalarlar. Odin bize güç versin. Hazır olun. Çabuk gidin. Hazır olun. Hayır. Bu senin savaşın değil. Burada kal. Bize uğursuzluk getirirsin. Bu senin savaşın değil. Bizim için savaşmayacaksın. Beni durdurmaya çalışsana. Bekle! Şimdi! Ateş!
şey değil. Sessiz olan balina sensin. Seni gördüm, ben senden daha çok öldürdüm, anladın mı? Hadi oradan. En çok ben öldürdüm. Ben senden çok daha iyi bir savaşçı. Tamam mı? Sessiz olan. Hep gelişinin bir anlamı olduğunu düşündüm, değil mi? Önemli bir anlamı. Ve haklıymışım. Bu adam artık özgürdür. Kendi toprağın olabilir. Bir ailen bile olabilir. Yani bir talibin çıkarsa. Kim ister ki bu çirkini? Evet. Ona kör bir kadın bulmamız gerekecek, değil mi? Evet demek zorunda değilsin. İsmimi bile bilmiyoruz. Seni görüyorum ya. Bu sana ait. Sendeymiş demek. Hazır mısın? Seni sevdiğimi biliyorsun. Onu alacak mısın? Evet. Benim için şereftir. Benim adım Freya. Big Dick'in kızı. Benim adım Redbed. Algidis'in oğlu. Hadi kutlayalım! Onu mutlu et. Edeceğim. Pepin. Kilise. Kilisem.
Neler oluyor? Dinsiz pislikler. Dinsiz pislikler. Kilise. Tanrı cezalandıracak. Tanrı cezalandıracak. Korkun! Korkun! Bir kilise daha inşa edin. Ben de önüne kadar hazır olsun. Bunu onlara yaptıracağız. Ve bu sefer taştan yapılsın. Tamam baba. Otur Drogo. Aynen anlaştığımız gibi yapın. Lordum. Belki bana bunu yapmanız için nasıl korkunç bir suç işlediğimi söyleyebilirsin. Orası Tanrı'nın evi. İnsanlarımız kullanılıyor ve sömürülüyor. İsyan etmeleri o kadar tuhaf mı? Bak. Sana kendi bölgelerini yönetmen ve vergilerimin bir kısmını toplaman için özgürlük verdim. Halkımız verginin ne olduğunu bile anlamıyor. O kadar yüksek miktarları ödemek şöyle dursun. Bu gülünç bir şey. Oğlun diline hakim olmalı. Biz sözümüzü tutarız. Sözünü tutarmış. Gerçek inanca karşı çıkan bir halka ölüm verilmesini tavsiye edemem. Ki onlar kiliselerimin ateşe verilmesine izin veriyor. Bu sefer güzel bir örnek oldum. Nasıl? Göreceksin. Göreceksin. Erstal Kralı Pepin adına geldim. Ve halklarımızın tekrar barış içinde yaşaması için bir önerim var. Aldegisil'in kızı burada yaşıyor. O hala bakire mi? Ha? Kızı onlara veremeyiz. Neden veremeyiz? Franklar bize dostça bir el uzatıyor. Onlara ihtiyacımız var. Şimdi zorla vaftiz mi etsinler yani? Bu fedakarlığı tanrılar için yapacak. Başka şansımız yok. Dünyanın en güçlü ordusuna karşı savaşmak mı istiyorsun? Buna Redbet karar vermeliydi. Biz değil. Redbet öldü. Hadi oğlum. Teklifi kabul et. Kararlı bir lider olduğunu göstermen gerekiyor. Benim. Hı? Doğru mu? Hı.
Taş. Taş mı? Hı-hı. Taş. Oh! Ne? 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 Ayak. Ayak. Sen? Hayır. Sen. Ben. Biz. Rize bölgesinden haber getirdim. Rizeliler Kral Algidis'in kızını evlendirerek Franklarla barış yaptı. Bu seninle ilgili değil. Benimle de ilgili değil. Bunca zaman neredeydin? Bunca zaman neredeydin? Ne yaptılar sana? Kurtar beni buradan. Evime götür. Hayır! Bunun olmasına izin veremem. Artık Frank bölgesi oldu. Orası savaşçılarla doludur. Beni tanımayacaklardır. Tanınması zor bir adam değilsin. O kız kardeşim. Ona öylece teslim etmelerine izin veremem. Onu Franklerden kurtarmak mı istiyorsun? Bilmiyorum. Ve planım yok. Ama bir şeyler denemem gerek. Öyleyse birlikte gidelim. Vedalaşma vakti geldi. Evet. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tanrım. Seni özleyeceğim. Çok iyi bak. Burada olduğu gibi orada da bir evi olsun. Geri döneceğiz. Lütfen kalbin sesini dinle. Git. Rhymes. Hoş geldiniz.
Ekselans. Ne büyük şeref. Odanız yukarıda. Hadi hadi direnmeyin, direnmeyin, kaçamazsınız hadi! Çaba oğul ve kutsal ruh adına. Gelin bu mu? Bir göreyim. Seni kızımmışsın gibi ailemize kabul ediyoruz. Benim kızım burada yemek masamızda oturacaksın. Bizim ateşimizde ısınacaksın ve bizim yatağımızda uyuyacaksın. Başka şansın yok. Bir şeyi unutma. Ben elimi iki kere uzatmam. Ölmekten korkmuyorum. Bunu o tanrınızın adına mı yapıyorsun? Evet ya da hayır. Tamam. Hayır! Hayır! Buna hiç gerek yoktu. Hiç kimseye anlatamaz. Bu seninle benim aram.
Burada bekle. Hemen dönerim. Bana güç ver. Tanrım bana güç ver. Evet. Diz üstü çök. Hadi, hadi. Sakin ol. Şeytanı ve tüm yaptıklarını lanetliyor musun? Evet mi? Hayır. Evet mi? Hayır mı? Sen kimsin? Yüzbaşı bilim. Sen. Öyle yüce babamı. Yakalayın! Tanrı'ya inan. Ve oğlu İsa Mesih'e. Sizlerin tanrılarını reddediyor musun? O dini. Açıyor. Doğru. Ey yayır. İşte orada. Yüce babamızı. Ve onun oğlu İsa Mesih. Aferin kızım. Gel buraya, gel. Thank you.
Bana güveniyor musun? Neden? Bu iyi bir adım kızım. Göreceksin. Göreceksin. Yakalayın onları. Şimdi. Ateş! Bundan kimin sorumlu olduğunu öğrenmeliyim. Ne demek istiyorsun? Lenfet! Sana söylemiştim. Kimseye. Sadece ikimiz arasında. Kimdi bu yeni lider? Bazı söylentiler var baba. Söylentiler mi? Ne söylentisi? Al de gelsin oğlum. Red Bad. Ama Red Bad, Red Bad öldü. Masal. Önemli bir şey değil. Belki de Dorestad'ı hiç almamalıydık. Dorestad'ı hiç almamalı mıydık? Bazen bir fikre Tanrı'nın ilham verdiğini düşünürsün. Aslında kibrinle, hırsların konuşuyordur. Burada bekleyeceğiz. Kış geçene kadar. Sonra ben bir karar vereceğim. Hayır baba. Şimdi harekete geçmeliyiz ve elimizi çabuk tutmalıyız. Sonra denize kadar bütün toprakları alabiliriz. Askerleri toplamamız gerek. Şimdi. Hayır. Baba! Hayır! Sen yeni karınla vakit geçir. Mutlu bir kadın daha çok çocuklu olur. Aldım bölgesi. Nerelerdeydin? Bu benim karım Freya. Ve bu da oğlum Popo. Hoş geldin canım. Bu o. Hey, 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 çocuklar uzak durun. Valhalla'dan döndüğünü sanıyorlar. Bu Freya, Viglik'in kızı. Ve oğlum Popo. Bir oğlum var. Evet.
Aramıza hoş geldin Freya. Bu kocam Wolf, Ragnar'ın oğlu. Senin için dua ettik. Redbet. Şu haline bak. Redbet'in neden burada olduğunu bilmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam sürgün edilmişti. Sürgün mü? Kurban edilmemiş miydin? O halde neden ölmedin? Belki de Eybert amcam babamın el koyduğu topraklarını geri almamdan korkuyordur. Redbet. Kalk. Bu sana ait. Redbet aramıza hoş gelmiştir. Ya şimdi? Kalmayı mı planlıyorsun? Bilmiyorum. Bir yere gidemezsin. Daha yeni geldin. Kardeşimi evlendirdiniz. Onu vaftiz etmelerine izin verdiniz. İyi bir nedenimiz vardı. Öyle mi? Öyle. Özgür bir insan zorla vaftiz edilemez. Özellikle de Aldegisel'ın kızı. Kardeşinin. Gittiğim her yerde korkmuş insanlar görüyorum. Lorestat bir zamanlar özgür bir şehirdi. İnsanlar istediği yerde istediğini yapardı. Nereden gelmiş olursa olsun herkes özgürce davranırdı. Ya şimdi? Bize bir zamanlar uğursuzluk getirmiştin. Şimdi seni niye dinleyelim? Aha. Korkunun esiri olmuşsunuz. Ne oldu hepinize böyle? Her şey tanıdık geliyor ama aynı zamanda bu insanları hiç tanımıyor gibiyim. Dinle, Fenne ve ben. Açıklaman gerekmiyor. Sana güveniyorum. Sana böyle davranmalarına niye izin veriyorsun? Babanın gerçek varisi sensin. Ne zaman babandan bahsedilse acı çekiyor gibisin. Neden?
Bu dünyadan göçüp gittiğimde ona senin yardım etmeni istiyorum. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki baba. Kibrini biliyorum. Öfkeni biliyorum. Ama o tahtın varisi olacak. Ve sen bir mutfak hizmetçisinin oğlusun. Hadi iç. Ve çok arzuladığın istirahatine çekil. İşte böyle. İşte böyle baba. Babam 4. ordunun Dorusa'da gitmesini istiyor. Sen ne yaptın bana? Yerinde olsam acele ederdim. Hayır. Git. Yardım et. Doktora ihtiyacım var. Yardım et. Ne yaptın sen? Cennete inanmıyor olabilirim. Ama cehennem olduğunu biliyorum. Ve sen içinde çürüyeceksin. Öldüreceğim seni. Hayır. Hayır. Hala hatırlıyor musun? Bu kutup yıldızı. Bu biziz. Bu da ay. Gezegenler belli bir düzende hareket eder. Öyle öğrettim. Günlerin ne zaman uzayacağını ve ayın en güçlü gelgite ne zaman yol açacağını hesaplayabilirsin. Babanın vadesi dolmuştu. Ölümü senin suçun değildi. Büyük değişiklikler yaklaşmakta. Baban yeni dünyaya uyum sağlayamıyordu. Ve sen... Gelecek nesillere yol açmak için uyum sağlamak zorundasın oğlum. Hayır. Artık yur kral. Yani artık sana gerek yok mu? Her şey olması gerektiği gibi mi? Neden geri döndün peki? İsa Mesih bu kutsal yağlama aracılığıyla seni Ah.
Drago. Bırak onu gitsin. Ben Varys Prens'in annesiyim. Ve bu yüzden... İmparatorluğun naibiyim. Otur Drago. Gel evlat. Gel buraya. Onu nereye götürüyorsun? Drago! 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 Burada... eski bir yol üzerinde bir araba giderdi. Hayır, kumlu bir yolda. Ha, özür dilerim. Kumlu bir yolda araba giderdi. Bekle, bekle, bekle. Böyle seni daha iyi duyabilirim. İşte böyle. Burası yüksek. Ama korkmuyorsun, öyle değil mi? Hayır. Elini tutacağım. Kumlu bir yolda araba giderdi. Ay parlaktı ve yol çok genişti. Mutluydu atı ve şimdi... Uyuyacak. Up. Shields are down.
kadar yakındalar? Bilmiyoruz. Redbet'e ihtiyacımız var. Doğru söylüyor. Redbet olmadan bunu yapamayız. Git hemen Redbet'i çağır. Neden geldin? Kral beni çağırmış. Öyleyse sözümü dinliyorsun demektir. Beni tanıyorsun. Gidelim! Uf, Redbet, siz güneyi alın. Geri kalanlar benimle gelsin. Kuzeye gidiyoruz. Geri dönelim. Şimdi! Delilik. Geri çekilmeliyiz. General Folkart nerede? Bilmiyorum lordum. Az önce buradaydı. Arada kalmalıyız. İşaretimi bekleyin! Süvarileri hemen gönder. Süvariler peşine düşün. Süvariler! Çabuk!
Deniz kabardı. Sakin ol. Teslim olmayacağım. Bırak beni! Hiç şansımız yok. Dinle oğlum. Yeniden toplanmalıyız. Adamlarım nerede? Ne yapıyorsunuz? Saldırmamız gerekiyor.
Geri çekilmeliyiz Lord. Üstünlük bize geçti. An gelince kimin lider olduğunu göstermen gerekecek. Ortak bir sorunumuz var. Şu Red Bed. O kontrolümüz altında. Red Bed her yerden asker topluyor. Oğlumdan emir almadan bir şey yapmaz. Evet ama oğlun emir alıyor mu acaba? Elbette. Gerçekten mi? Red Bed'in yok edilmesini istiyorum. O zaman evime dönebilirim. Ama Dorestad'ı kim yönetecek? Dorestad'ı sadık bir vekile seve seve bırakırım. Açıklamana gerek yok. Şimdi tanrılarına daha çok bağlandılar. Tabii ki. Onları anlıyor musun? İnanmaya devam ediyorlar.
Ne işe yarıyor? Tutunacakları bir şeyleri var Redbet. Öyle mi? Sizin tanrınız da farklı değil. Neden? Onun adına katliam yapıyorlar. Ama tanrı yapmıyor. Bu insanlar Hristiyan olduğumu öğrenseler ne yaparlar sence? Belki de ailenin yanına dönmeliyiz. Halkını terk mi edeceksin? Kalbinde ne vardı peki? Korku. Ne için? Ben de gördükleri şey için. Bunu kendin söylemiştin. O insanlar daha iyisine gidiyor. Daha iyi bir lideri. Neye inandığımı bilmeden onlara nasıl liderlik edebilirim? Tanrıların hiçbir şey yapmadığına inanıyorsun. Ama onlar seni gönderdi Redbet. Bu saçmalığa inanmıyorum. Gerçek liderler gücü ele geçirir. Zorla. Freya diyor ki her zaman... Freya neye inandığını biliyor. Evet. Freya bir Hristiyan. Hayır. Öyle değil. Freya sana inanıyor. Neden sen de kendine inanmıyorsun? Yoksa Jure'nin halkını kurtaracağını mı inanıyorsun? Hadi Redbet. Mesele ritüeller ya da gelenekler değil. Beliriller ya da broşlar değil. Asıl mesele burada ne oldu? Freya ve Popo'ya olan sevgin, babana, ülkene olan sevgin. Sana güç veren bunlar ve insanlar sende bunları görüyor. Hep sorular sormaya geliyorsun. Ama cevapları zaten biliyorsun. Sadece onları dinlemen gerekiyor. Fazla zamanım yok. Onun için gelmedim. Oğlunu vaftiz etmemi istemiyor musun? Kocam bir Hristiyan değil. Kocamın adı Redbet. Redbet mi? Öyleyse onu bir an önce vaftiz etmem daha da önemli. İnsanları zorla Hristiyan yapmak doğru değil. İsa düşmanlarını sevmen gerektiğini söyler. Tereddütsüz ve zorlama olmadan. Çünkü Tanrı güler yüzle verenleri sever. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçınmasalardı... ...düşmanlarımıza bile iyi muamele ettiğimizi görmeye başlarlardı. Böyle devam ederseniz daha fazla savaşa yol açarsınız. İstediğiniz bu mu? Benim değil. Ama... ...Wilp Rord'u ikna etmek... Konuş onunla. Konuş onunla ve Charles'ı ikna etmesini söyle.
yoksa katliam olacak. Vicdanın buna el veriyor mu? Tamam. Elimden geleni yaparım. Devam etmeliyiz. Daha ileri gitmeliyiz. Saldıralım mı? En azından denemiş oluruz. Başka seçeneğimiz yok. Dorstad'ı kurtarmak zorundayız. Niyetin dünyanın en güçlü ordusuna saldırmak mı? Ve yenmek mi? Evet. Birlikte yapacağız. Rahiple konuşmaya gittim. Sana karışmamanı söylemiştim. Onu ikna edebiliyorum. Rahiplerin elleri kanlı. Onlara güvenilmez. İstediğin bu mu? Her şeyi kılıçla çözmek mi? Kılıç yalan söylemez. Sadece ona inanırım. Tam da dedikleri gibi davranıyorsun. Barbar gibi. Ama sen öyle biri değilsin. Rey nasıl? Sorun çıkarıyor mu? Onu tanıyorsun. Ben de bundan korkuyordum. Planın nedir? Bir sonraki dolunaya kadar Dorstad'a kaç gemi getirebilirsin? Yeterince. Neden bir sonraki dolunaya kadar? Franklerden bize de bırak. Tamam. İyi olacağım. Biliyorum. Keşke seni burada kalmaya ikna edebilsem peder. Asıl keşke ben seni benimle birlikte gelmeye ikna edebilsem. Peder. Onları dönüştürmenin başka yolları olmalı. O barbarlar sadece bir dilden anlar. Yine de onlar insan peder. Tıpkı bizim gibi. Onlarla konuşmayı deneyemez misiniz? Sen iyi bir çocuksun. Ama insanların sadece iyi yanlarını görürsen, sonunda sık sık hayal kırıklığına uğrarsın. Tamam mı, oğlum? Ha? Thank you.
Müzik! Hadi! Eğer bu ağaç dediğiniz kadar kutsal bir şeyse, Thor neden beni öldürmek için gökten üstüme bir şimşek göndermiyor? Söyleyin. Neden? He? Neden? Neden? Hadi. Thor. Hadi. Hadi buradayım. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Görüyorsunuz. Batıl inanç bunlar. Sadece batıl inançlar. İnsanları kurban etmek zorunda değilsiniz İsa. İsa kendini feda etti. Hepimiz için yaptı. Açılın. Franklardan bir bölük kutsal meşeyi kesiyor. Hristiyan rahip de aralarında. Wolf, sen askerlerle burada kal. Yarın onları Doğuşlar'a götür. Ben olmasam bile. Gebe. Gel. Yürü. Bu tarafa. Yok edemezler. Kim olduğunu biliyorsun. Kimin suçu olduğunu biliyorum. Redbet'in karısı. O bir Hristiyan. Saçmalık bu. Rahiplerle plan yaptığını duydum. Onların kiliselerinde dua ediyordu. Redbet, onlara bunun yalan olduğunu söyle. Karaman bununla ilgisi yok. Tüm olanlardan o sorumlu. Yani bir Hristiyan mı? Önemli olan neye inandığın değil. İnancınla ne yaptığındır. Bize Redbed'i ve karısını verin. O zaman sizi rahat bırakırız. İleri! Penny. Yararı yok. Savaşmadan gideceğiz. Size zarar vermeyeceğiz. Üçünü alın.
Ve pagan ağacını da kesin. Size şu tanrınız. İyi şans getiriyorum. Şansla bir ilgisi yok. Tanrı da hayatı insanlar için kolaylaştırmaz. Ne yapar peki? İsa düşmanlarını sevmen gerektiğini söyler. Aklını kaçırmış olmalı. İsa ihanete uğrayıp Romalara ihbar edildiğini biliyordu. Yine de yakalanıp öldürülmesine izin verdi. Neden? Arkadaşlarına onları sevdiğini göstermek için. Onu hala seviyorsun. Ben ona asla bir çocuk veremezdim. Belki de böyle olması gerekiyordu. Redbe'de ihanet ettin. Öyle mi? Bana ihanet ettin. Halkımızı büyük bir yenilgiden kurtardım. Yenilgi mi? Herkes hazır. Danimarkalılar kıyıda bekliyor. Bırak orada kalsınlar. Baba. Onlara hala yetişebiliriz. Redbed'i kurtarmak mı istiyorsun? Gerçekten istediğin bu mu? Charles Martel'le bir anlaşma yaptık. İlk kez Frankları yenecek kadar güçlüyüz. Öyle mi? Peki o saldırıyı kim yönetecek? Git o zaman. Hadi git onlara. Askercilik oynayacağımızı söyle. Sırf kendini kanıtlamak istediğin için. En ufak bir şansın bile yok. Redbed'den... Yüz kat daha iyi olsan bile başaramazsın. İyi bir lider olabileceğimi hiçbir zaman düşünmedin. Halkımıza bir zafer kazandırabileceğime asla inanmadın. Redbed gibi olabileceğime. Neden beni desteklemiyorsun? Danimarkalılara artık onlara ihtiyacımız olmadığını söyle. Utrecht'e gidiyoruz. Charles Martel'le bir anlaşma yapacağız. Utrecht. Hayır!
Ne güzel. Bir aile buluşması. Herkesin bahsettiği adama daha yakından bakmak istedim. Büyük reddetti. İnsanlara istedikleri şeyi vermek zorundayız. Kahramanlarla ilgili güzel masallar ve tanrılarla ilgili korkunç masallar. Babalarımız buna inanıyordu ama biz inanmıyoruz. O yüzden bunu sır olarak tutalım. Bizim için orada ne olduğunun önemi yok. Çünkü burada biz yönetiyoruz. Ve canımızın istediğini yapıyoruz. Belki öyle. Ya da babalarımız hala öğrenemediğimiz bir şeyi anlamışlardı. Ama sorun da bu, değil mi? Buna gerçekten inanamayacak kadar akıllısın. Şimdi sadece itaat et ve yaşamana izin vereyim. Karşı çıkarsan seni ve küçük Şirin aileni öldürürüm. Anlaşıldı mı? Sadece ayakta dur. Reddet. Şeytanı ve tüm kötülüklerini reddediyor musun? Pagan tanrılarını reddediyor musun? Odin'i, Thor'u, Freya'yı. Evet mi? Hayır mı? Ha? Ha? Evet. 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 O halde suyun içine gir. Seni kutsal ruh adına vaftiz etmeme izin ver. Dizüstü çök. Çök. Çök.
Tek ve gerçek Tanrı'ya inanıyor musun? Yüce babamıza, babaya, oğula ve kutsal ruha inanıyor musun? Evet mi, hayır mı? Tek ve gerçek Tanrı'ya inanıyor musun? Yüce babamıza ve oğluna inanıyor musun? Her şeyi bir kenara mı atalım? Bir halkı birleştiren her şeyi yok mu edelim? Evet mi, hayır mı? Evet mi, hayır mı? Ha? Etme! Gerçek Tanrı'ya inanıyor musun? Yüce babamıza ve oğluna inanıyor musun? İstediğin gibi bir lider olman için sana şans verdim. Babaya, oğula ve kutsal ruha inanıyor musun? Evet mi? Hayır mı? Bedbet, bu seninle ilgili değil. Benimle de ilgili değil. Bu halkımızla ilgili. Halkımızın çıkarlarıyla ilgili. Şimdi ayağa kalk, Redbet. Ayağa kalk. Evet mi? Hayır mı? O zaman cennete gidecek miyim? Şimdi sadece soruma cevap ver. Beni vaftiz edersen cennete gidecek miyim? Bütün iyi Hristiyanlar cennete gidecek. Şimdi söyle. Ne atalarım? Ne olmuş atalarına? Vaftiz edilirsem cennette onları görecek miyim? Babamı mesela. İyi de baban vaftiz edilmemişti ki. Ama onu cennette göreceğim, değil mi? Baban bir Hristiyan değildi. Ama iyi bir adamdı. Cesur bir adamdı. Halkı için hayatını feda etti. Baban bir dinsizdi. Baban bir dinsizdi. Ve dinsizler cennete gitmezler. Gidemezler. Bu mümkün değildir. Ya Ezekiel, Buzi'nin oğlu. Hiller, Ryder'ın oğlu. Maeke'nin kızı Maeke. Babalarınız, oğullarınız, kızlarınız, halkları için canlarını veren bütün saygıdeğer erkek ve kadınlar. Hristiyanlıkta onların yeri var mı? Onlar için dua edebilirsin. Evet mi, hayır mı? Hayır. Evet mi, hayır? Hayır, tabii ki yok. Öyleyse neden böyle bir dini seçeyim ki? Onu tutmanı istiyorum. Böylece iradesini kırıp onu vaftiz edebilirim. Atalarımız Tanrı olmayabilir ama onlar atalarımızdı. Ve düşmanlarımla cennette olmaktansa dostlarımla cehennemde olmayı tercih ederim. Şimdi benimle gel. Doğrusu da gidiyoruz. Saldırın! Redbet için! Yok! Gidelim, hayır! Şimdi! Dur! Bunu uzun zaman önce yapmalıydık.
Hayır. Aslında sana ait. Bize ait. Redwood! Redwood! Lorestat'a kaçtılar. O bir tuzak. Tabii ki bir tuzak. Senden istediğin şeyi yaptın mı? Her şey hazır. Redwood. Popo ellerinde. Vakit geldi. Baba, oğul ve kutsal ruh adına amen. Baba, oğul ve kutsal ruh adına amen. Aydınlanmasını beklemeyecek misin? Herkes hazır mı? Ya şimdi? Biraz daha bekleyeceğiz. O ne yaptığını bilir. Genellikle. Meşaleler! Yakın onları! Redwood, Tanimarkalılar olmadan hiç şansımız yok. Seçeneğimiz de yok. Redwood, ne yapmak istiyorsun? Saman. Her şey hazır. Tanrı'dan bir işaret. Redwood! Ne oluyor? Hizada kalın. Düzeni bozmayın. Bu kötüye işaret. Evet, ama kimin için? Kutsal ruh. Yılın 5. dolunayı. Bunun olacağını biliyordun. Edwina. Savaşçılar! Bu bir işaret mi? Belki. Peki kötüye işaret mi? Olabilir. Bugün ölecek miyiz? Muhtemelen. Ama emin olduğum bir şey var. Hiç kimsenin bize hayatımızı nasıl yaşayacağımızı söylemesine izin veremeyiz.
Ne inanacağımızı söylemesine de. Hiçbir kral, hiçbir rahip, hatta güneş ya da ay bile. Çünkü burası özgür insanların topraklarıdır. Biz kimseye boyun eğmeyiz. Çünkü burası atalarımızın topraklarıdır. Sevdiğimiz insanların toprakları. Bizi birleştiren budur. Ve her zaman birlikte olacağız. Özgürce yaşamak istiyorsanız, özgürce ölmek istiyorsanız beni izleyin. Red Bat! Pekala general, işte başladı. Evet lordum. Sanırım saldırıyorlar. Ön sıraların saldırmasını emret. Ön sıralar saldırın. Redbat. Geç kaldın. Domuzları şehre kadar kovalayın. Emin misiniz lordum? Domuz yağı saatlerce yanar. Ortalığı temizleyecektir.
Baban için mi kızgınsın? Savaşın kuralı böyledir. Seni budala. Asker, bir at getir. At getir. Tüm dünyayı yönetebilirdik. Sen çok cesursun. Sen çok cesursun. İçin buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi gel benimle. Hadi. Hadi gel. Hadi. Thank you.
Redbed'in halkı onun ölümüne kadar özgür ve bağımsız kaldı. Redbed'in ölümünden kısa bir süre sonra 754'te Bonifacius Frize bölgesinde öldürüldü. Resmi kaynaklara göre öldürenler haydutlar ve suçlulardı. Nedeni hakkında tarih kitaplarında hiçbir şey yazmaz. Franklar daha sonra intikam almak için tüm bölgeyi Hristiyan yapmıştır. Willibrord ve Bonifacius hala aziz olarak görülür. Redbed Hristiyan tarihçiler tarafından tarih kitaplarından men edilmiştir. Ancak Redbed efsanesi hala sürmektedir.